Şimdi Boncukköy'den Çeşme'ye, Çeşme'den sörf yapmaya, sonrasında da Alaçatı'ya bir İzmir turu yapmaya ne dersiniz? Şu an Boncukköy'deyiz. Camdan takı olur mu demeyin. Son günlerde moda olan geleneksel el yapımı, camdan yapılmış kolyeler, bileklikler, halhallar var. Peki bunlar nasıl yapılıyormuş? Açıkçası ben çok merak ediyorum. Eminim siz de ediyorsunuzdur. O halde gelin hep birlikte görelim. Beni takip edin. Merhaba ustam, kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş bulduk. Ay 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 ay. Burası da çok sıcak. Nasıl dayanıyorsunuz ustam bu sıcağa? Alıştık artık yıllardan beri ya. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 35-40 seneden beri yapıyorum en az. 35-40 seneden beri. Emek sarf ediyoruz. Dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözükse de gerçekten emek isteyen bir iş. Tabii 8-9 bin derece sıcak var şu anda. Evet, ben burada zor duruyorum. Çok sıcak, ustamı düşünemiyorum tam karşısında. Rengarenk, çok güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son yıllarda moda olan camdan yapılmış takıların yapımını gördük. Peki bir de bitmiş halini görelim. Neler yapılıyor bu takılarda? Neler yapıyoruz? Çok değişik kullanım alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bunların arasında bileklikler, kolyeler, anahtarlıklar, kolye uçları, küpeler, magnetler, yüzükler. Sadece tatilin değil, aynı zamanda rüzgar sörfünün de uluslararası merkezlerinden biri. Evet, ekipmanımız tamam, her şeyi hazırladık. Ben de hazırım gördüğünüz gibi. O halde hadi şimdi suya inmeye. Kalka öğreniliyor. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar kar bence. Ben çok geç kalmışım. Alaçatı'ya gelirseniz mutlaka rüzgar sörfü yapmadan dönmeyin. Tatil merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı beldesindeyiz. Alaçatı yazları çok kalabalık olmasıyla biliniyor. Fakat sakinliği sevenler için bence Eylül ayında da süper. O halde gelin hep birlikte Alaçatı'yı gezelim. Sakızlı dondurma ve sakızlı kurabiyenin tadına bakmadan Çeşme'den dönmeyin. Hepsi o kadar güzel gözüküyor ki hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Benim gibi kahveyi sevenler ya da kumda kahve denemek isteyenler mutlaka Çeşme'ye geldiğinde bence bunu da denemeli. Alaçatı'da sevdiklerinize ya da kendinize hatıra olsun diye dönüşte hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi değirmen var. Çok güzel gözüküyor. Sanırım bu kapının üstüne ya da bir duvara falan asılıyor. Neden değirmenler bu kadar çok derseniz, Alaçatı'nın meydanında bulunan değirmen buranın simgesi haline gelmiş. O yüzden de burada alabildiğince değirmen görüyoruz.
Ve işte Alaçatı'nın olmazsa olmazı çarşıdaki takılar.